İkisi kurda da çöküyorlar galiba. Tabii, kurt düşmanı zaten. En son nerede çöktüler? Ne yaptın? İç paranı tabi da verdin mi? Karşımızda drone'dan kaçan Hasan var. Hasan gel, Hasan gel, utanma gel. Hasan drone'dan kaçtığın gibi onu da kaç kovala da. Drone lan. Çık 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 çık. Heylan ben öldüğüm. Şu anda sen hırlı herhalde. Ne huysuz hayvanlar var değil mi amca? Karşımızda drone'dan kaçan Hasan var. Hasan gel, Hasan gel, utanma gel. Hasan hadi benim DNA'mi al getir. Hasan. Hasan. DNA'mi al getir, DNA'mi. Sen az önce çok atıp tutuyordun. Ne oldu sen bir anda kamera açınca böyle utanıyorsun? Hasan. Kırıncı mıdır abi? Hasan kuzuların durumu nasıl? Nana rezil oy. Niye rezil olasın ki? Niye iyi değil? Kuzuların durumu niye iyi değil? Otsuzluktan ölüyor. Niye burada gayet güzel ot var? Susuzluktan ölüyor. Su yok mu? Evet. Şey peki çukurlara su doldurmuşsunuz. Onlar ne oldu? Hatta delilip gitti. Niye delildi? Gidip taş attı. Böyle kurama güzel. Şakir öldü. Az kaldı, az kaldı. 2 ay sonra zaten evler göçecek. O zaman gideceksiniz. Yama be. 1 ay 20 gün kaldı. 1 ay 20 gün kaldı. Hasan. Drone'dan niye kaçtınız o zaman? Ben kaçmadım. Gerçekten niye kaçtınız? Hani yabancı bir cisim böyle insan. Evet. İster istemez korkar yani. Ben olsam ben de korkarım. Danalarınız satılık mı dayım? Satılıktır. Kaç para istiyorsun tanesine? Parası şimdi alıcı gelirse pazarlık yapar diye 50 tane şu anda satışa hazırdır. Güvedi. 50 tanesi satışa hazır. He. Geleceğin kurbanlığı yaylada oturuyor şu anda. Yani gelecek yıl kurbanlık olacak bunlar. He, kurbanlık. Bunlar şu anda 2 yaşında. Önümüzdeki yıl 3 yaşında olacaklar. Doğrudur. İyi etlenmişler ama dayı. Yo, etleri iyidir. Çok güzel. Evet. Hasan kuzular ne be? Mağa gelmiş. Kuzuları hep veriyorsun ha. He? Bir
Efendim? Hep bölüyorsun kuzuları. Yok. Dikkat et, tamam mı? Tamam. Bölme kuzularını. Tamam. Tamam mı? Tamam. Durum gördün de kaçma buraya. Tamam. Ne yapacaksın bir daha gördün de? Selam ver. Selam vereceğim. Esas duruşa geleceğim. Tamam. Ha, kaç yaşındasın o zaman? 14 yaşında. 2-3 ay kalmış gülmeme. Evet. O yüzden kendini böyle büyük sayıyorsun. Tamam. Değil mi? Evet, tamam. Normalde 13 yaşındasın, 14 diyorsun. Evet. Alaka. Kaç tane kuzunuz var? 76 tane kuzunuz var. Evet. Kiloları nasıl? İyi. Çok mu iyiler yoksa? Böyle. Satacak mısınız? Evet. Ne zaman? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Neden bir hafta sonra? Cambaz gelecek. İyi utarıyor musun? Evet. İyi utardığını düşünüyor musun? Evet. Geldiğinden beri şimdiye kadar baya bir fark etti mi kiloları? Evet. Kaç kilo fark etmiştir? Dur bir gülme bir dakika. Kaç kilo? 10 kilo almışlar mı tanesi? 1 kilo. 9-10 kilo almış. Almışlar değil mi? Ya eline sağlık. Git kuzularını otar. Bırak. Görüşürüz. Şimdi go. Evet. Abi, tamam. Gülen arkadaş da bu. Çok güzel. Ne dedi? İyi bu kabuğu bu kere İsim koymamışsın. Niye bu isim babam koymuş? Tamam. Bunları açıyor musun sen? Geceleri açıyorsun. Tamam. Tamam Allah'a geldin. Valla sabah da kudur tarafa doğru gireceğiz. Gel bir şey yapayım. Gel. Hem hele kolunun enini bir görelim ya. Abi valla içeride de çıkartabilseydik. Ya ne kadar güzel otlar var etrafınızda ya. Bir burada. He ya. Buralar çok güzel. Gel. Baksana şu güzelliğe. Ya bunu nasıl çıkartalım? Hani bir çık seni bir sevelim oğlum, hani bir çık. Hem aşılarını yaptın mı? Yaptım abi, yaptım. Ne yaptın? İç parazit hapı da verdin iç mi? İç parazit verdim de gençlik yaptım. He, ikinci benim... gençlik zamanında kaçırma. Aynen abi öyle yaptım. Erkek mi? Erkek. Çok güzel ya, maşallah baksana. Annesi işte. Babası da burada zaten. Evet, onlara da bir bakalım. Buyur abi gel. Bak babası. Onu... Evet. Sadece bununla çiftleştin. Evet. Heh, yavru sıcaktan bunalmış. Aynen öyle. Gel, şuraya gel. Nasıl zayıflamış? Yavrular hep böyle zayıflattı yavrular değil mi? Yavrular iliğini emdi, iliğini. Abi ne kadar da versen bu iş yetmiyordu. Yani. Evet. Zayıflıyorlar, çok zayıflıyorlar. Çok zayıflıyorlar ya. Yavruların hepsini dağıttın ha. Valla
Vallahi verdim ya. Bu sen sahiplendirdim, verdim işte ya. Eşe, dosta. He, bir tek bu kaldı. Tek bu kaldı. Bunu da vermiyorsun. Yok, bunda zaten sahibi var. Sahibi mi var? He, bunda sahibi var. Ay. Bunda sahibi var. Bu annesinin yanında kocaman olur. O yüzden bıraktım zaten. Evet. Sevdiğim biriydi ya arkadaş. İşte. Hemsin hemsin, güzel emiyor o. Emiyor, çok güzel emiyor. Şurada biraz anlaşılır, sen bir vereyim ya. Bunlar normalde ben geliyorum diye bağladın. Normalde açık. Sen için bağladım ben. Evet. Bunu. Yoksa bağlamam, açık bunlar. Tamam, bunlar evet. Açık değil. Dur. Dur. O kadar yiyebiliyor mu ya? Ye. Kolu şimdi bu etin hepsini yiyecek çoğunu mi? Çoğunu da fazlasını yer. Akşam kalırsa zaten diğerine kafkasa verecek. Evet. Bu kadar etle çok masraflı olmuyorlar mı efendim? Abi mecbur. Doğru. Bakarsan aynen öyle. Hem kolun ayağındaki yara ne? Kafkasla mı birbirlerine girdiler? Yok, ayı vurdu daha. Aa. Ettiler ya ağaçların içinde. Ne zaman? Ne zaman? Bir ay oldu. Bir ay oldu ha? Bir ay oldu. Ayıyla boğuştu yani burada ha? Ayıyla boğuştu, dişisi yetişti. Biz de üzerine gittik, ayı kaçtı. Ayı kaçtı, biz gittik, baktık ki bu perişan olmuş. Zaten fotoğrafları var, videosu var bende. Evet. Kafkası da şey yani yaralarını falan. Yaraları var. Gece miydi? Geceydi ya, gece. Hı. Kurtlara karşı nasıl? Çok iyi abi. Ben de bunlardan çok memnunum. Evet. Var mı bir icraatı? Var. Çok icraatı var. Yani. Ben dün gece bile kurt, mesela kurt geldi, bırakmadı. Evet. Köye kadar gitti. Yanaştırmıyorlar yani. Yok, yanaştırmıyorlar. Güzel ama güzel köpek. Ama memnunum ben. Evet tabii canım. Yani. Önemli olan senin memnun olman zaten. Tabii. Kolu. Gel buraya. Git. Tarafına bak. Git. Abi de delik ya, delik. Ortaya sok. Kuru zarf. Buna bu kadar olur. Zarf et, buradan dönüyor. Ha, palaya götür. Palaya dukana koy. Egoştin anı içtik el, kalbi. Hepsi dur bir yere. Hadi ya. Kendim gönderiyordu. O yüzden biraz zayıf. Bir arkadaşına vermiştin değil mi? Ha, inanıyorum. Etini de gönderdim, aldı. İyi olmaz. Hiç güzel olmaz. Pala. Pala, pala, pala. Pala. Pala sert bir köpek. Çok sert. Pala. Bu ne ya? Bir şey ejlendi. Hem kaç tane tavuğunuz var? 12 tane. 2 horoz, evet. 8 tavuk. Günlük kaç tane yumurta alıyorsunuz? Günlük 6-7. Öyle alıyorsunuz. Aynen, öyle. Sizin ihtiyacınızı karşılıyor yani. Fazlasıyla. Zaten biz 2 kişiyiz. Bize evet. Fazlasıyla bize. Peki buralarda tilki çok olmuyor mu? Tilki çok oluyor işte. Hemi. Bizim şey Şila bırakmıyor. Şila değil mi? Dişi evet. Köpek. Aynen öyle. Hemi. O bırakmıyor. Femi yok. Tam tarım. Baba be. Kaçsı yok. Bir daha ses yok. Bir sen değilse Femi yok Femi. Bir daha şey yap. Video çekilsen değilse Femi yok. Ne oldu? Nasıl değil lan?
Yoksa dersin bir şey mi? Kulu. Kul. Kul 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 kul. Böyle çekiyorum yani ben kimyonda. Bu ikisini mi eşleştiriyorsun efendim? Evet abi. İlk defa mı eşleştirdin? İlk defa eşleştirdim. Yavruların hepsini sahiplendirdin. Aynen. İkisi kurda da çöküyorlar galiba. Tabii, kurt düşmanı zaten. En son nerede çöktüler? En son dün gece şu aşağıda. Şu senin arka tarafında aşağıda. Dün gece saat 2 civarıydı. Kurt zor kurtulur bundan elinden. Kurtuldu işte. Çevik biraz kurt. Aynen. Biraz daha hızlı hareket edebiliyor. Çok hızlı, çok. Kurtlar çok hızlı. Burada da tam kurt yatağındasınız yani ha. Sana söyleyeyim mi? Buradaki kurt hiçbir yerde yok. Evet. Buranın kurdu hiçbir yerde yok. Kim diyor bilmem, burada böyle, bu böyle. Ama gelsin burada görsün. Niye kendileri, sence buranın kurtları böyle? Kendileri yaşamaları lazım. Evet. Böyle, buranınki de böyle. Evet. Yani çok kaba, yüksek. Kaba, yüksek. Ondan sonra... Peki burada niye böyle kurt çok fazla var? Burası köye yakın, şehire yakın. Tam mevki burası işte, kurt mevki burası, çayır burada. Her yer mesela her yere yakın. Abi mesela kışın buradan çıkıyor, köye gidip alıp istediği şeyi alıp gelip yiyor. Evet. O yüzden. Bir de yavrulama döneminde de çayırlar hep koruk, hayvanlar girmiyor. Ya orada. Hayvanlar girmiyor, kurtlar orada. Yavrularını orada rahat büyütebiliyorlar. Rahat bir şekilde yavruluyor. Evet. Genellikle bu bölgeden her zaman. Aynen şu aşağı var ya, şu aşağıda çok. Üst taraflar da yaylaya çıkıyor, oralarda rahatça aynen avlanıyor. İşte koyun sürülerinden, kuzu sürülerinden avlanıyor. Tabii koyun, kurt mesela hayvana, büyük bir hayvana göre koyun, kuzu daha rahat. Evet. Bunlar için. İşte. O yüzden burada fazla barınıyorlar. Fazla çok barınıyorlar. Çok doğrudur. Ama köpekler neyi maşallah, bu köpekler bırakmaz. Memnunum. Evet. Memnunum. Hadi bırakalım koluyu, bakalım biraz yürüsün. Kolu. Güneşte sıkıldı. Sıkıldı. Şile. Şile'nin işi belli olmaz. Şile. Maşallah güzel köpekler. Bu sene yaman bir ot var. Şöyle baktığımızda her taraf ot. Buraların çoğu arkadaşlar tırpanla biçilmiş. Böyle elle biçiliyor. Geleneksel yöntemlerle. Bir sonraki videoda belki de bu otun nasıl biçildiğini inşallah sizlere arkadaşlar göstermeye çalışacağım. İşte bu ot biçme işçilerinin, köylülerin bir gününü sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah bunu hazırlıyorum dedim bu videoyu. Bir de bu emeğin bu yüzüne bir bakalım. Ot tarafına, hayvancılık, hayvancılık. Bir de hayvanların kış bakımı için harcanan emeği sizlerle paylaşacağız inşallah bir sonraki videoda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.